Evet, şimdi geçenki videoda bahsettiğim o meşhur albaylar yaş toplamının 2500 yıl olduğu toplantıya geldik. Şu arkada bak tabelası var. 4000'ler. Yani bizim sınıfın emekli albayları, bir tane amiral var. Bir de benim gibi harp okulundan tüyme yanımda bir arkadaş var. Bunların hepsi albay. Bunların huyları var. Birazdan bu huylara tek tek değineceğiz. Her huyun sahibi gelip kendi anlatacak huyunu. Bu konsept bu. Huylu mu, huysuz mu? Albayların ortak özelliği genelde huysuz olmaları. Bakalım bu bir şehir efsanesi mi, değil mi? Biraz sonra göreceğiz. Ama ne yapıyoruz? Şuradan kanala abone oluyoruz oğlum. Bak bak şuradan. Tamam mı? Sonra başlıyoruz. Şimdi bu emekli albaylardan bir tanesi yanımda. Neco. Kendi anlatacak ne Neco olduğunu. Bugünü organize ettiği için her şeyden önce teşekkür ediyoruz. 55 yaşına gelmiş. Biz emekliler bir araya geldik. Bak şurada tabelayı bir daha göstereyim. Sağ olsun Neco bizi bir araya getirdi. Neco, senin lakabın nedir kardeşim? Benim lakap Paco. Ne demek lan Paco? Pakistanlı. Niye Paco? Rengimden dolayı. Harp okuluna girdiğimiz sene 86, iki tane Pakistanlı öğrenci geldi Türkiye'ye ilk defa. Aha renklerine baktık. Neco'ya baktık. Aynı. Lan oğlum dedik sen Pakistanlı mısın? Abi dedi ben de şaşırdım dedi. O gün bugün bunun adı Paco Neco. Evet. Şimdi Neco biz deniz sesinden geldik. Siz deniz sesinden gelmediniz. Size orada ne diyorlardı? Harp okulunda kabak diyorlardı. Kabak ne demek? Deniz sesinde okumamış olup harp okuluna lise sonrası sınavla giriş yapan arkadaşlara denir. Bunu sevmezler. Ama biz koymadık kabak ismini. 100 yıldır öyle gelmiş, 100 yıldır öyle gidiyor. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Deniz sesinde okumadan gelenlerle biz kabak diye dal geçeriz. Bu arka masada da var, burada da var. Onlar daha kötü, daha iyi insanlar oldukları için değil, deniz sesi okumadıkları için. Bizim de o kadar havamız olsun be kardeşim. Elbette. Değil mi Neco? Elbette. Mühendishane-i Hümayun. 1773. 250. yıl lan bu sene okulum. Lise kapalı. Açılacak. Açılacak. Şimdi emekli albaylardan yine sınıf arkadaşım İrfan var. İrfan acayip bir adam. Bizim çocuklardan bazıları hapis yattı bu çakma çukma davalardan. İrfan orada acayip işler yaptı. Biz ona çok şey borçluyuz. O yüzden de yaşayan en büyük 4000 ödülünü sana kim verdi? Çöken iri yarı bir ben arkadaş. Evet. Şimdi evet. İrfan bize evet, şunu söyle. Bu emekli albaylar hakikaten huysuz oluyorlar mı oğlum? Arızalarımız var tabii canım. Arızalarımız yok desek yalan olur. Ne var mesela? Abi takıntılı insanlarız bir defa. Yani hepimizin ayrı ayrı farklı şeylere takıntıları olabiliyor. Dolayısıyla... Apartman yöneticiliği yapma takıntınız var mı sizin? Bizim yok. O sivilde olan bir şey bu. Sivildeki insanlar illaki asker bir yönetici olsun istiyorlar apartmanlarında. Bak. Yani dolayısıyla da insanlardan gelen yoğun bir talep var. Yoksa bizden özellikle yönetici olalım diye yok. Ama kaçamıyorsun. Çünkü emekli albayları zorla apartman yöneticisi yapanlara sesleniyorum. Onların bir suçu yok. Hep siz istiyorsunuz. Doğru. Kaçamıyorsun. Doğru. Talep o kadar yoğun geliyor ki bir süre sonra hayır diyemiyorsunuz. Başka ne takıntı var? Ya düzen takıntımız var. Yani bir defa kurallarla olan bir şeyimiz var, yakınlığımız var. Dolayısıyla onlardan ayrılamıyorsun. Düzenden kopamıyorsun. Bununla beraber hep doğruyu aramak gibi bir şeyin var. Takıntın var. Yani dolayısıyla hiç zaman akışına bırakamıyorsun. Planlı programlı gitmek istiyorsun hep. Gibi. Yani dolayısıyla bunlara sahip olmak için illa emekli albay olmanıza gerek yok. Emekli albay olmadan da bunlara sahip olanlar var benim gibi. Ama emekli albaylarsa bunlardan kaçış yok. Bunun kökeni zaten aldığınız eğitimde yatıyor. Yani emekli albay değil. Askeri okula girdiğiniz andan itibaren bunlar zaten damarlarınıza işlendiği için. Sende de olmasa o yüzden normal. Normal. Oğlum emekli albayların arasında Ümit'i buldum. Emekli albay olmayan benim gibi tek adam. Albay ya, olamamış değil, teğmen bile olamamış. Biz ikimiz de teğmen olamadık. Bu harp okuluna girdiğimiz yıl kaçtı. Ben onun videosunu çektim. Daha bugün de şortunu attım. Ümit de onlardan bir tanesi. Harp okuluna girmeden tüydü gitti. Erken terbiyesiz.
Evet. Şimdi Ümit, bu heriflerin çoğunu sen kaç yıldır görmedin? Belki 30. 30 yıldır görmedin. Ne yaptılar Ümit? Seni görünce ne yaptılar? Ne olur sana? Vallahi hepsini tanıyamadım çünkü bazıları çok değişmiş ama değişmeyenler de var tabii. Evet. Soru sordular mı oğlum? Soruyor. Bazıları kurcalıyor, bazıları kurcalamıyor. Lan oğlum sallama, çok fena sorular sorar. Yok, yok, yok. Meraklı olur emekli albaylar. Yok, hepsi benim canım kardeşim. Abi, oğlum sallama bak, politik olacak yer değil burası. Hepsi kardeşim. Hepsi. Şimdi bu 1773'te kurulmuş bizim 250 yıllık okuldan sadece subay, emekli albay olacak adamlar çıkmıyor. Benim gibi. Ümit gibi, daha bir sürü arkadaşımız gibi özel sektörde çalışmış, emek vermiş, iyi kötü yerlere gelmiş. Bir sürü arkadaşımız da çıkıyor. Ümit de bunlardan bir tanesi. Bizim albaylar tabii Ümit'i 30 yıldır görmediği için biraz bunalttılar arkadaşı ama olsun. Emekli albaydır deyip geçiyoruz. Huyları böyle, meraklılar. Ne yaptın? Ne ettin? Kaç para? Kira mı? O mu? Bayılırlar. Değil mi? Sorsunlar. Bütün soruları hazır. Bütün soruları hazırız. Koy gitsin. Koy. Emekli albay sorar, biz cevap veririz. Cevabını veririz. Şimdi bu kadar emekli albayın arasında içimiz şişti. Allah'tan Ümit'le ben subaylık yapmadık. Bu kadar albayın arasında, emekli albayın arasında bir tane emekli amiral bulduk oğlum. Önder. Önder. Oğlum amiral olmak nasıl bir duygu lan bu kadar albayın arasında? Söyle bakayım. Bu kadar albayın arasında, arkadaşların arasında olmak güzel bir duygu. Bir Rus arkadaşım bana bir fıkra anlatmıştı. İşte Karadeniz Donanması'nın komutanına, Rusya'nın, sormuşlar Kor Amiral. Amiral olmak nasıl bir duygu demişlerler. Vay. Subaylar, diğer subaylar. O da şöyle durmuş durmuş, çok güzel bir duygu demiş. Çok güzel bir duygu. Ama demiş şey, bir takma isim demiş amirallik. Bir müddet taşırsın, bir müddet sonra bırakırsın demiş. Bu mu? Bu. Yani amirallik, çok fazla amiralimiz yok. Yani devletimiz uygun görüyor. Kendi yetiştirdiği yine, kendi elleriyle yetiştirdiği insanlar arasından bazılarını seçiyor. Nasıl seçiyor? Öyle seçiyor veya böyle seçiyor. Bizi de o sırada öyle bir şey. Arkadaşlarımızın arasında uygun gördüler. Tamam. Ha. Tamam. Hava yapmıyor. Bu amiraller böyle mütevazi oluyorlar. Bizim öbür emekli albaylar daha çok hava yapıyor. Ama bir soru daha sorayım. Amiral olduğun gün etrafında en çok kim sevindi? Çok merak ediyorum. Amiral olduğum gün etrafımda en çok bir ailem sevindi. Ailem? İki, ailem gibi saydığım arkadaşlarım çok sevindiler. Çünkü onlar beni böyle bir rütbeye, o rütbeyle yapabileceklerimi layık görüyorlardı. Ben unutmam, özellikle o akşam beni arayıp hatırımı soranlar, tebrik edenler ve duygularını paylaşanlar büyük bir çoğunluğu benim sınıf arkadaşlarım. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Önder'cim. Abi ortalamamız lazım lan. Oğlum çekiştir bana. Ortalamamız lazım evet. Lan. Şimdi finali Doğan'la yapalım. Doğan da emekli albay. Bugün emekli albaya doyduk. Araya bir Önder girdi, amiral. Ümit girdi benim gibi harp okulundan terk. Onun dışında albay, albay, albay iyi oldu. Önemli olan şu çocuklar. 250 yıllık bir okuldan bahsediyoruz. Bu sene 250. yılı Deniz Sesi ve Deniz Harp Okulu. Deniz Harp Okulu var, Deniz Sesi yok. Çok ayıp. Bu okulların açılması lazım. Bak, biz bu dostlukları 40 küsür yıldır o okullar sayesinde kurduk ve devam ettiriyoruz. O yüzden dostluklarınıza değer verin. Bunlar için emek harcayın. Hep söylediğim bir şeyle bitiriyorum. Dostluk emek ister. Nankördür ama iyi, güzel dost bulduğunuz zaman da bu emeği harcayın. Öpüyorum hepinizi. Kesinlikle katılıyorum.